İyi bayramlar olsun. Sağ olun. Her ortamda gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce bayram. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bizi sevindirin. Çok İnşallah. Çok Hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu bayramlar olsun. İnşallah. CHP İzmir Milletvekili Kamil Kesim'dir. İyisin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Muhabbetiniz olsun. AKP'yi yıkalım da. Acısı ocaklara, anaların yüreğine, babaların yüreğine, evlatların yüreğine düşmediği, huzurlu, barış içerisinde, sevgi ve kardeşlik içerisinde bir Türkiye, bir dünya özlemiyle ancak Kurban Bayramımız kutlu olsun diyorum. Hepinize tekrar bütün sevdiklerinize iyi bayramlar diliyorum. Bundan sonra bizim el ele, kol kola, omuz omuza iktidara yürüdüğümüz bu yolda daha böyle kararlılıkla, daha inançla, daha azimle yürümemiz gerekiyor. Daha çok çalışarak, daha çok çaba sarf ederek bir değil, iki, üç daha milletvekilini kendi bölgemizden, çünkü her seçmen, her üye kendi bölgesinde mücadele ediyor. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, o şehirde, bu şehirde. Hepimiz aynı mücadele azmiyle mücadele edersek biz iktidar oluruz. Sıralamada kaçıncı sıra olduğunu değil, partimizin iktidar yolunda kaçıncı sırada olduğu esastır dedim. Önemli olan budur. Yaklaşalım, omuzlarımızı değdirelim. Bu mücadelede buna ihtiyacımız var. Bizi birbirimizden ayıran değil, bizi bir araya getiren değer olan Cumhuriyet Halk Partisi ve onun altı ilkesi ve Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerleri etrafında bir arada bu mücadelemizi kardeşçe, barış içinde ve aydınlık geleceğimize giden bu yolda bu mücadelemizi sürdürelim. 1 Kasım bizim zafer günümüz olacak. 1 Kasım AKP'nin yok oluşunun da miladı olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Bizi insanca, barış, sevgi, kardeşlik içerisinde yaşam hakkımızı bile elimizden alarak bütün kurum kurallarıyla, kuruluşlarıyla tamamen egemen olmuş, muhalefet diye bir şeyi asla tanımayan, fütursuzca her istediği kanunu çıkaran, her şeyi yaparım diyen, anayasayı bile takmayan bir anlayışla yönetiyor idi. Ama 7 Haziran'da millet artık bunu farkına vardı, uyandı ve artık AKP'ye sana biz tek başına iktidar hakkını vermiyoruz dedi. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok iyi gördük, okuduk. Koalisyon sürecinde kendi menfaati dışında, yani siyasi parti olarak kendi çıkarlarımız, menfaatlerimizin üzerinde biz hep Türkiye'yi gördük. Türkiye'nin çıkarları, ülkemizin çıkarları, menfaatleri bizim siyasi çıkarlarımızdan, menfaatlerimizden daha üstündür. Koalisyon partimize zarar verecek bile olsa düşünmedik bile bize ne zarar verir. Ülkemizin refahı, mutluluğu için, geleceği için, aydınlık geleceği için biz ne yapmalıyız? Yapmalıyız, onun gereğini yaptık. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Geldik bugüne. Önümüz 1 Kasım. Çok kısa bir zaman dilimi var. Bizim bir kere bu ülkede yurtsever, demokrat, ilerici, aydın insanların bu ülkenin Cumhuriyet'in temel değerlerine inanan, bağlı olan insanların, Atatürk'ü seven, onun ilke ve devrimlerine bağlı olan, bayrağını, vatanını seven insanların artık ayrışma, bölünmeye artık bu ülkenin tahammülü yok, lüksü yok. Bizim hepimizin bir arada bu ülkenin geleceğine, Cumhuriyet'e sahip çıkmak adına,
parlamenter demokrasiye sahip çıkmak ve onu yüceltmek ve onu yaşatmak adına bir arada olmamız, el birliği, güç birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Ben bundan sonra da yolumuza aynı kararlılıkla iktidar yolumuza yürüyeceğimize inanıyorum.